Netanyahu yönetimi aldı sırtına Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini, yağdırdı bombalarını masum Gazze halkının üzerine. Yetmedi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gitti İsrail'e, bir de Netanyahu'nun omzunu sıvazladı, tüm dünyaya desteğini kanıtladı. İsrail'e koşulsuz destek veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yine protesto edildi. Çünkü ABD vatandaşları başkanları gibi düşünmüyordu. Biden bir kilisede konuşma yapıyorken Filistin destekçisi bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Konuşması yarıda kesildi. Amerika Birleşik Devletleri lideri İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalıştığını iddia etti. Protestocular Gazze'de ateşkes istedi, konuşması yarıda kesildi. Amerika Başkanı Joe Biden, İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle tepki görüyor. Biden bu kez de Güney Carolina eyaletindeki bir kilisede konuşma yaparken protesto edildi. Eylemciler şimdi ateşkes sloganları attı. Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara da böyle yansıdı. Biden'a "elleriniz kanlı" diye bağıran göstericiler apar topar kiliseden uzaklaştırıldı. Konuşması yarıda kesilen Amerika lideri İsrail'in Gazze'den çıkması için çabaladığını iddia etti. I understand their passion and I've been quietly working. Amerika'nın İsrail'e koşulsuz desteği tepki çekiyor. Beyaz Saray yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Yerel seçimlere 80 gün var dedik. Bu hatırlatmayı yaptık sevgili izleyenler. 80 gün bir şey değil. Şöyle göz açıp kapayıncaya kadar kendimizi sandığın başında bulacağız yine. Muhalefet cephesinde neler oluyor? Gelin ona da bakalım birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor haliyle. Ancak düğümü çözülmeyen bazı iller var. Onlardan bahsedeceğiz. Biri Eskişehir, diğeri de İzmir. Hafta sonu Genel Başkan Özgür Özel, mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen'le görüştü. İki ismin görüşmesinden bir uzlaşı çıkmadı. Muğla ve Tekirdağ'da ise genel merkez mevcut başkanlarla yola devam etmeyecek. Bilemiyorum. Çocuklar bir toplantıyı görelim bakalım ne olacak, ne bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde düğümü çözülemeyen iller için yoğun mesai sürüyor. Onlardan biri Eskişehir, bir diğeri de İzmir. Kimlerin aday gösterileceği henüz belli değil. Eskişehir'de mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve değişimi destekleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt adaylar arasında. Düğümün çözülebilmesi için hafta sonu Genel Başkan Özgür Özel Eskişehir'deydi. Büyükerşen'le görüştü. O temasta mevcut başkan Büyükerşen, 3 ismin aynı yerlere yeniden aday gösterilmesini istedi. Görüşme sonunda iki isim arasında bir uzlaşı sağlanamadı. Üç belediye başkanı arasında da bir tartışma var. Büyükerşen, Ataç ve Kurt Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmak istiyor. Üç isim de geri adım atmadığı için oradan da bir uzlaşı çıkmıyor. Bundan sonraki süreçte genel merkez Eskişehir örgütünün ve üç belediye başkanının görüşlerini alarak karar verecek. İzmir'de de CHP henüz bir aday belirleyemedi. Genel merkezde isimler üzerine çalışmalar sürüyor. Aday ilanının ise Ocak sonu, Şubat başını bulacağı ifade ediliyor. CHP, Muğla ve Tekirdağ'daysa mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla yola devam etmeyecek. Her iki ilde de yeni isimler aday gösterilecek. Ankara'nın Çankaya ilçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Burada da aday henüz netlik kazanmadı. Çalışmalar sürüyor. Çankaya'da da belediye başkan adayı ilanının Ocak sonu, Şubat başını bulacağı ifade ediliyor.